Esselamu Aleyküm. 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumalarında Mersin'deyiz. Mersin'in Tarsus ilçesiyle ilgili arkadaşlar bir arşiv vesikası okuyacağım. Tüm Mersin'e, Mersinlilere buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bir arzuhal örneği arkadaşlar. Evet, hemen Bismillah diyerek başlayalım. Evet, arzı bende i, şurası hemze, bir miktar oldur ki şevketlü, kerametlü, inayetli, mehabetli, kudretlü, burada padişahımla ilgili ifade yukarı yazılmış. Padişahım, sultanım gibi ifadeler Erkap bölümünde yukarı yazılıyor ve bulunduğu kısım boş bırakılıyor. Erbabı istihkaktan, yani ehil insanlardan diyelim artık, Şeyh Fettah, Şeyh Abdülfettah halife arzuhal sunup Tarsus'ta vaki kilise cami şerifinin, kilise demek, kilise cami şerifi dedi arkadaşlar. Tarsus'ta bulunan eski cami adı, daha evvel 1200'lü yıllarda kilise olarak kullanıldığından ismi bu şekilde kalmış ama günümüzde adı Eski Cami arkadaşlar. Tarsus'ta Daniel Peygamber Aleyhisselam'ın makamının, kabrinin bulunduğu yerin karşısında, aralarında 30-40 metre var, bir yol geçiyor sadece çaprazında. Cami-i Şerifi'nin dedik hitabeti mahlule olmağıyla kendiye sadaka ve İhsan, burada ihsap demiş. Sadaka ve ihsap, ama metinlerinde sadaka ve ihsan diye şeklinde yazılır. Daha sonra burası da ihsan. B, özür diliyorum. B, buyurulmak, nunun altına gelmiş. Sadaka ve ihsan buyurulmak babında. İstidai inayet etmeyin. Evet, istidai inayet etmeyin. Yani Abdülfettah, Şeyh Abdülfettah Efendi oradan bir istidâ inayet dedi, bir yardım dilekçesi sunmuş arkadaşlar bu konuda. Palası izni hümayunum olmuştur. Evet, izni hümayunum olmuştur deyu hattı hümayunu inayet makrunlarıyla tezyin buyurulmak babında emr-i ferman şevketli, kerametli, inayetli, mehabetli, kudretli padişahımındır. Yani bu cihette padişahtan kendisinin kilise cami-i şerefi eski adıyla günümüze eski cami Tarsus arkadaşlar, oranın hitabet cihetini makamı istiyor. Padişah da burada hattı hümayunuyla izni hümayunum olmuştur diye yukarıya, çünkü metnin içerisinde balası, yani metnin yukarısında İzni malum olmuştur diye metne bu kağıdı süsleyin diye ricada bulunmuştur. Padişah da kırmamış onu. Burada da ruusu hümayun dade diye not düşülmüş. Ruusu hümayun dade. Dade verildi demek. Ruus sadrazamlar tarafından arkadaşlar verilen küçük derecedeki rütbeler için resmi yazı arkadaşlar. Demek bu görevlendirmeyi, yani ya da bu beraatı artık sadrazam kendisi vermiş arkadaşlar. Çünkü yukarıda padişah izin vermişti. Ondan sonra o görevlendirmenin, o beraatın da yazılması gerekiyor. Bunu da ruus-u hümayun dade denilerek, yani sadrazam bunu kaleme alıp ya da aldırıp ilgili kişiye vermiş manasını anlıyoruz. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumaları kapsamında Mersin'deydik, Tarsus'taydık. Buradan tüm Tarsuslara selamlarımızı iletiyoruz. Evet, yıllarca, evet yıllarca orada kaldık, yaşadık arkadaşlar. Yani zaten bizi bilen Tarsuslu olarak bilir. Çocukluğumuzdan tutun ta yakın zamana kadar arkadaşlar diyebileceğimiz bir zaman dilimi oralarda geçti. Haliyle bir gönül bağımız, muhabbetimiz var. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz, bir sonraki durağımız Mersin'den sonra neresi? Tabii ki payitaht.
Evet arkadaşlar, Baba Ali Ders Saadet neresi burası? İstanbul'da olacağız. İstanbul'da görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.